İyi günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün 6 Mart. 6 Mart'ın sizin için hiçbir önemi olmayabilir. Hatta Türkiye için hiçbir önemi olmayabilir. Dünyada kimi gelişmeler var birazdan paylaşacağız. Ama onların bile kalıcı bir izi olmayabilir. Tarihi temize çektiğimizde. Ama bir yıl dönümü var ki o hem kişisel olarak çok büyük önem taşıyor. Hem de bu ülke için bir kilometre taşı dikse yeridir. Cumhuriyet gazetesini göstererek ne demek istediğimizi size anlatacağım. Mustafa Balbay Silivri'de 3. yılını doldurdu. 4. yıla giriyor. Şimdi uzun tutukluk herkes rahatsız. Aman efendim ne kadar üzülüyorum bilemezsiniz onların rahatsız olmasından. Herkes rahatsız ama 3 yıl bitti 4. yıla giriyoruz. Silivri'de galiba sevgili Balbay şu sırada duruşma salonunda bugün yazısında da çok ilginç notlar vermiş. Diyor ki bir zamanlar diyor yavaş yavaş giderdi mahkemede duruşmalar. Bir işte heyetten biri derdi ki ya daha önce soruldu ama bir de ben açıklık gelsin diye sormak istiyorum. Sonra ondan söz alan diğer üye de aynısını söylerdi. Şimdi aman hadi konuşma, yürü, ifadeni yazılı verirsin, bir hızlanma var. Hızlı tren mi bu? Hani yarı yolda başına ne gelir o trenin bilmiyoruz ama böyle bir durum var diyor. Hem bunu konuşacağız. Hem başka davaları ve bize anlattıklarını konuşacağız. Örneğin zaman aşımına girmesine sayılı günler ve sadece bir hafta kalan Sivas davasını Orhan Aydın'da. Hoş geldiniz sevgili Orhan Aydın. Hoş bulduk. Bir sanatçılar girişimi oluşturdunuz. Evet. Yaklaşık kaç yüz, 200 kişi falan galiba. Daha kalabalıklaşıyoruz. Çağrı yaptığımızdan bugüne kadar ülkenin dört bir yandan sanatçı arkadaşlarımız meseleye sahip çıktılar ve rakam giderek büyüyor. Bir sayı vermek mümkün değil ama şu an 300'ün üzerine doğru yol alıyoruz. Şimdi fotoğrafları da görelim bir yandan. Geçenlerde ses tiyatrosunda toplandınız, evet. Ve bir bildiri siz okudunuz hatta o bildiriyi. Evet. O bildiride neler talep ettiğinizi ben biraz sonra soracağım ama birkaç belki bu kalabalıktan da zaten seçebiliyorlardır. İşte Eşmer Yağmur Derel'in örneğin çok enteresan bir katılım. Eşmer Yağmur Derel'in katılımı çok önemlidir her zaman. İşte Menderes Samancılar, Rutka Yaziz, Ferhan Şensoy, Tarık Akan, Meral Çetinkaya, Atilla Dorsay, Genco Erkan, Müjdat Gezen, Fikret Otyan böyle giden bir liste. Biz aslında sanatçıların hepsini tanıyoruz. Onların bir araya gelmesi de kuşkusuz önemli. Fakat medyada çok fazla ilgi mi görmediniz? Yani bu topluluk bile tek başına haber olmaya aday gibi görünürken çok fazla göremedim bunun haberini. Maalesef bu üzücü bir durum. Bazı arkadaşlarımın tanımlamasıyla merkez medya denen medyada bizim bir araya gelişimiz 29'unda yayınladığımız Reddediyoruz başlıklı bildirimiz yer almadı. Bu üzücü bir durum ama bazı gazetelerde bazı arkadaşlarımızın aracılığıyla hem köşe yazarları aracılığıyla taşındı kamuoyuna hem de birinci sayfadan haber yaptılar. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizim için inanın bu ülkede yaşayan ve yaratma özgürlüğü, üretme özgürlüğü peşinde koşan sanatçılar için bu biraz utanç verici de bir durum diye düşünüyorum. Kendi açımızdan baktığımız zaman biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Mehmet Aksoy, Mehmet Güler Yüz, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Gence Erkal gibi yüzlerce insan yıllardır... Timur Selçuk yani çok evinden çıkan bir sanatçı değildir Timur Selçuk. Evet. Timur bizzat kendisi arayarak böyle bir yapılaşmanın içerisinde olmasını talep eden bir dostumuz oldu. Duyarlılığını dile getirdi. Bunca insanın yani yıllardır bu ülkede sanat üreten insanın sesinin soluğunun kısılmasına şu ya da bu biçimde katkı sunmak doğru bir yerde durmuyor diye düşünüyoruz. Şimdi bu isimler niye bir arada idi? Dediğim gibi yıllardır evinden çıkmayan sanatçılar ama aynı zamanda yanı sıra isimlerini çok
duyduğumuz, çok tanıdığımız insanlar niye bir araya geldi? Orhan Aydın'ın okuduğu bildiride neler vardı? Onlara geleceğiz. Ama onun da izniyle biraz şöyle bir gündemin tozunu aldıktan sonra. Şimdi efendim önce biraz uzaklara gidelim ve günün karesiyle başlayalım. Günün karesi şimdi geliyor. Obama, baktığı kişi, derin derin baktığı kişi Benjamin Netanyahu. Hakikaten çok anlamlı bir kare. Benjamin Netanyahu'nun yüzü görünmüyor İsrail Başbakanı ama Benjamin Netanyahu, ya da daha doğru ifadeyle karenin kendisi çok şey anlatıyor. Şimdi bunun kadar önemli bir ilginç durum var. Onu da Milliyet Gazetesi'nin manşetinde göreceğiz ve ben dünyanın konuştuğu, aslında bizim de çok konuşmamız gereken bir haberi kısaca vereceğim. Milliyet'in manşetinde Sayın Başkan sizi uyarıyoruz diye bir ifade görüyorsunuz. Bu şu: Amerikalı emekli generaller Washington Post'ta tam sayfa ilan verdiler ve Obama'ya seslendiler. Sizi uyarıyoruz. İran'a müdahale konusundaki baskılara direnin. Savaş daima son seçenek olmalı. Şimdi bu ilan boşuna değil. Çünkü gerçi bu ilan Netanyahu ile Obama görüşmesinden önce verildi. Ama orada ne konuşulacağını, ne açıklama yapacağını elbette biliyorlardı. Herkes biliyordu. Ama gene de galiba dozun bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorlardı. Bilmiyorum, izlediniz mi Orhan Aydın bu konudaki gelişmeleri? Obama bir kere çok net şunu söyledi: siz demek, biz demek, biz demek, siz demek. Evet, hani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Aynen, benim çok sık söylemeyi sevdiğim gibi. Doğru bir tanımlama ama. Yani hele bu durumda tam yerine oturan bir tanımlama gibi duruyor. Birbirinden farkı olmayan durumlar gibi sanki. Evet. Yani kendinin bir parçası, bir uzvu gibi hissetmesi çok tuhaf. Çok, yani özellikle dünya barışı açısından tabii çok tuhaf ve çok önemli. Obama dedi ki bu arada, İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan bir ülkenin, İran'ı kastediyor, nükleer silaha sahip olması İsrail açısından kabul edilemez diyor. Ve daha önemlisi, şimdi şu ifade çok çarpıcı. Biz diyor Obama, kontrol etmek istemiyoruz o nükleer silahlanmayı, İran. Kontrol etmek istemiyoruz. O gücün yok edilmesini istiyoruz. O gücün elinden alınmasını istiyoruz diyor. Şimdi bu, İran'ın da bu konudaki ısrarlı tavrını göz önünde bulundurursak, çok ciddi bir resleşme. Ha tabii bu savaşa döner mi bilmiyorum ama bir kazan kaynıyor. Bir kazan çok kaynıyor. Evet. Yanı başımızda, hele Suriye. Kesinlikle. Evet. Ne görüyorsunuz siz bu? Vallahi ben, şeyler ben, ne patlayacak? Ben işte bu bildirimizi de reddediyoruz, başlık bildirimizi de tanımlamaya çalıştık. Bu durumdan çok rahatsızız. Artık 21. yüzyılın dünyasındaki Türkiye'nin komşularıyla barışık olması, bir arada yaşama kültürünü yeşertmesi, geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz ve şöyle bir baktığımız zaman 4 ay önce kapı komşumuz Suriye'de kapılar bile açıkken, insanlar vizesiz bile gelip gidiyorken, şimdi ülkeyi adeta düşman ilan etmek ve bunun üzerinden savaş çığlıklarını, nutukları atıyor olmak yalnız bizim için değil, bütün dünya insanlığı için utanç verici bir yerde diye duruyor diye düşünüyoruz ve bu durumu reddediyoruz. Sizin bildirinizde buna dair bir şey var mı? Çağrı var mı? Var. Buna peki dair oradan var. Başlayalım o zaman. Evet. Sonra Türkiye için çağrılarınız neler? Evet. Onlara geçelim. Peki, o bölümü bulmaya çalışayım size. Suriye mi? Genel adını koymadık. Çünkü Sayın Başbakan'ın ülkede Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların da, Başbakan'ın söylemlerinden de algıladığımız bu ki, birilerinin emriyle bu Amerika ile yapılan görüşmeler de ortada çıkıyor. Yani neredeyse her hafta bir Amerikan ziyareti yapılmak durumunda oluyor. Yeni geldi Sayın Dışişleri Bakanımız Amerika'dan ve gelir gelmez Suriye politikaları ile ilgili o Orta Doğu'da bir, demin sözü ettiğimiz kazanın içinde elinin olduğunu algılayabiliyoruz. Yalnız orada bir noktaya temas etmek istiyorum. O geziyi, Davutoğlu'nun gezisini Washington'da izleyenler, Türkiye'nin Amerika'dan daha heveskar olduğunu
Suriye'ye ve bölgeye müdahale konusunda heveskar olduğunu söylediler. Hani Amerika'nın emriyle zaten genel olarak son derece hani... Etkisini zayıflatmaz. Söylemesi zor bir durum evet, ama evet. Bir de üstüne böyle bir şey var. Çünkü zannediyorum zaten Davutoğlu'nun politikası, dış politikası böyle müdahalelere yani biz eski Osmanlıyız ve biz yaparız'a dayalı olduğu için sanki Amerika'nın da etkisi vardır ama Amerika'nın yanı sıra böyle bir politikada var. Bir kabadayılık söz konusu. Hmm. Yani burada bir Osmanlı Külhan Bey'i elinde tesbihi yani resmen bütün Orta Doğu halklarına, bölge halklarına, Balkan halklarına bir diklenemediği Rusya var. O Rusya ve Çin meselesi çünkü taraf bu konuda Suriye meselesi konusunda. Evet. Bir tek diklenemediği onlar var. Bu konuda büyük büyük nutuklar atarak çok başka bir perdeden savaş çığlıkları atılıyor. Bu ülkedeki insanların, benim ülkemdeki insanların da, Suriye'deki yurttaşların da, Orta Doğu halklarının da üzerinde oynanan çok kirli bir oyun diye algılıyoruz. Bununla ilgili ülkenin kendi yurttaşları arasında ayrımcılık. Bu girişimin evet, bildirisinden söz ediyoruz. Evet. Ülkenin kendi yurttaşları arasında ayrımcılık, yaşadığınız coğrafyanın komşu ve kardeş ülkelerine karşı düşmanca söylem ve eylemler her zamankinden daha keskin ve daha kaygı verici. Hmm. Bunu böyle tanımlama durumunda kaldık. Bunu açıp üzerine konuşabiliriz. Bunun yani az önce de söylediniz o cümlenin başına dönelim. Ülke içinde... Ülkenin kendi yurttaşları arasında ayrımcılık. Bundan kastınız nedir? Şimdi... Yani pek çok ayrımcılık var da ne? Evet, siz hangisini söylüyorsunuz? Şimdi çok yoğun biçimde yaşıyoruz aslında bunu. Yani bu metnimizin diğer alanlarında da bu ayrımcılığa yakın göndermeler var. Hatta örneklemeler de var. Artık şöyle bir şey oldu. Ülkenin doğusuyla, güneydoğusuyla, batısıyla, Ege'siyle, Akdeniz'iyle, Karadeniz'iyle bir bütünlüğü yitirmiş durumdayız sanki. Bölgeler arası da bir ayrışma, bölgeler arası da bir farklı bir uygulama gündeme gelmiş durumda. Ülkenin bir yanı olduğundan fazla tarihinde, bütün tarihinden olduğundan fazla daha geri bıraktırıldı. Ekonomik anlamda da öyle. Açlık ve yoksulluk sınırları Doğu ve Güneydoğu'da çok daha yüksek. İşsizlik sınırları o bölgede çok daha yüksek ve Kürt düşmanlığının var olan siyasi yapı anlayışıyla da körüklendiğini ve bölgedeki esas ayrımcılığın bunun üzerine gittiğini görüyoruz. Bölücü örgütü yok etme adına halk yoksullaştırıldı, halk işsizleştirildi, halk çaresiz hale getirildi ve bu konuda bir ortak akla ihtiyacımız var. Yeniden bir Şimdi, ortak akla ihtiyacımız var. CNN Türk.com.tr'de bir haber vardı bugün. Şimdi TRT şaşaştık deniliyor, Kürtçe konuşmasında konuşmada problem yok deniyor. Orhan Aydın'ın ifade ettiği tablo yok canım deniyor ama şimdi son derece tuhaf bir olaydan size söz edeceğim. Bu arada biraz ayrıntı verebilirsem diye bakmaya çalışıyorum. Tam 7 yıldır cezaevinde hükümlü olarak yatıp cezasını çeken, evet buldum, çeken ve o cezayı tamamlayan bir kadın, genç bir kadın 7 yıl yatmış bakın cezaevinde. Kim bilir ne kadar cezanın karşılığında. 7 yılın sonunda çıkacak. Çıkamıyor. Nedeni şu. Kürtçe şarkı söylediği için daha önce disiplin cezası almış. Bunun soruşturması, kovuşturması vesaire varmış. İşte görüyorsunuz. Böyle bir şey yani... bu nedenle tahliye edilmiyor. Ha, şu da yapılmıyor. Çık evladım dışarıda. Hani biz bunu soruşturalım. Bu eğer suçsa, Kürtçe şarkı niye suç tabii onu da kim nasıl izah edecek bilmiyoruz. Sonra bakarız diyor. Yani gerçekten akıl sınırlarını zorlayan bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Zor bir durum. Deminki bahsi devam edersek mesela bölgeyle ilgili de bir tanımlamamız var metnimizde. Bölgeyi ve dünyayı bir kan gölüne çevirecek bir savaş çılgınlığında Türkiye sanki suç ortağı olmaya kışkırtılıyor. Hı. Bu birebir demin sizin altını çizmeye çalıştığınız durumla örtüşen bir tanımlama. Bütün dünya halklarının gözü bu anlamda bizde. Bunu algılayabiliyoruz bu ülkede yaşayan yurttaşlar olarak.
Suriye ile olan ilişkileri Amerika'nın bizim üzerinden götürmeye çalıştığı açık. İşte Orta Doğu'daki diğer halkların da gözü bizde. Çünkü neredeyse başbakanın ve dışişleri bakanının ağzından çıkana bakıyorlar. Ne olacağını oradan algılıyorlar. Bu konuda farklı kaygılara da sahibiz. Şimdi Hatay, Antakya yaklaşık bir ay evvel benim tiyatroyla turneye gittiğim bölge. Orası barışık halkların bir arada yaşadığı. Tabii yüzyıllardır. Yüzyıllardır öyle. Gerçekten dünya için çok örnek bir kent. Ama farklı bir yapı var Antakya'da. Antakya'da mesela boş otel yok bugünlerde. Yani neredeyse kentte yeniden pansiyonculuk türedi ve insanlar evlerini yabancılara kiraya veriyorlar. Bir takım Amerikan cipleri dolaşıyor ortalarda. Yani bence bölgede uluslararası ajanlar, casuslar cirit atıyorlar. Orada 7500 kişiydi, o 12500 kişiye çıktı. Suriye'den kaçıp geldiği söylenen muhalifler var. Ve o alanla Hatay'daki bu cipleriyle dolaşan insanlar arasında bir ilişki var. Bu ağı dünya bilmeli, basın bunun üzerine gitmeli ve burada ne olup ne bittiği algılamalı. Orada farklı bir tezgah gelişiyor diye düşünüyoruz ve esas olarak dünya basına baktığınız zaman da algılayabiliyorsunuz. CNN International'da, BBC'de bütün bunları görebiliyoruz ne olduğunu. Suriye'deki ele geçen, muhaliflerin elinden ele geçen silahların büyük bir kısmının Türk yapımı olduğu ortaya çıkıyor. Bu silahlar nereden, hangi sınır kapısından nasıl sokuluyor, kimin aracılığıyla sokuluyor, bundan hükümetin haberi var mıdır? Biz bu ülkenin yurttaşları olarak bütün bunları bilmek durumundayız diye düşünüyorum. Çünkü bunun sonu birilerinin eliyle bu cadı kazanına elimizi sokmak ve savaşa girmek. Bu bizim ülkemizin şu ya da bu biçimde içinde bulunduğu adına istikrar dedikleri şeyi de sıfırlar diye düşünüyoruz. Şimdi bir izleyicimiz Ayfer Eren demiş ki, fotoğraflara bakarak söyledi herhalde, yaş ortalaması bir hayli yüksekti. Maalesef. Evet. Peki yeni sanatçılar, genç sanatçılar? Evet, televizyon ekranlarında, demiş? Televizyon ekranlarında birçok dizide gördüğümüz birçok genç arkadaşımız, genç yaratıcı dostumuz da abilerinin, ablalarının yola çıkmasıyla, böyle bir yola çıkmasıyla onlar da bu kervanda, bu kavganlar içinde olacaklarını deklar ettiler. Bu yüzden rakam giderek çoğalıyor, bu yüzden rakam giderek yükseliyor. Bir sürü genç tiyatrocu, sinemacı, ressam, müzisyen, yazar arkadaşımız elini taşın altına koymuş durumda. Şimdi, ama salonda öyle bir resim var diyor. Evet. Ama gençler de var aralarında. Bunlar genel tespitler. Özellikle işte bu coğrafyada komşularımızla olan. Onun dışında bir de Türkiye'nin geleceği konusunda kaygılıyız demişsiniz. Evet. Nedir kaygınızın sebebi ne? Yine bildiriden özellikle rica edersen. Bilimsel eğitim adım adım gerici çağ dışı bir niteliğe bürünüyor gibi bir saptamamız var. Bugünlerde çok yoğun biçimde tartışılan, dün gece sanıyorum mecliste 12,5 saatle konuşma rekoru da kırılan bir mesele bu. 4 artı 4 artı 4. Şimdi sanki 8 yıllık eğitimi doğru dürüst başarabilmişler de bu Çin içerisinde alnının akıyla çıkmışlar da böyle bir düzenleme geliyor. Bunu eğitimciler, bilim insanları, o andaki yaratıcılar tartışıyor ve şunu algılayabiliyoruz biz bu ülkenin sanatçılığı olarak. Burada çok yoğun bir ümmetçi toplum kurma, yaratma istemi var ve bunun yeniden bilim insanlarınca, eğitim ordusu aracılığıyla, bu anlamda örgütlenmiş yapılaşmalarla, bu ülkenin halkıyla tartışarak meselenin çözülmesi gerektiğini anlıyoruz. Döneceğiz, bir MHP lideri Bahçeli'ye bir kulak vermemiz gerekiyormuş. Suçluları taltif eden ve hukukun itibarına bıçak vuran bir hükümet etme anlayışı için aslında bunlar son derece normaldir. Bu itibarla pozantı M tipi çocuk ve gençlik cezaevinde meydana gelen ahlaksızlıklar ve utanç verici olaylar tablosu bir bakıma iktidarın gevşek ve cesaretlendirici uygulamalarından feyiz almıştır. Ne var ki sözü edilen cezaevinde bulunan bir grup çocuğun tacize, tecavüze ve şiddete maruz kalması hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği, göz ardı edemeyeceği ahlak faciası olarak AKP yönetiminin alnına kazınmıştır. Tecrit şartlarında işlediği suçun cezasını çeken herhangi bir kişinin özgürlüğünün kısıtlanması dışında hiçbir kötü temas veya müdahaleye uğramayacağı hususu üzerinde tartışmanın bile abes olacağı bir gerçektir.
çetelerle, darbecilerle sözde mücadele edildiği her ortamda ifade eden AKP hükümeti, sorumluluğu altında bulunan kurumların suçlulara ve sapıklara teslim olduğunu göremeyecek kadar bilincini kaybetmiştir. Tecavüzler ve cinsel suç nitelikli teşekküllerin tarafları AKP'nin yanında hizalanarak Türk milletinin faziletini ve bin yıllık ahlakını nişan almışlardır. Buna dur demek lazımdır ve son vermek gerekmektedir. Bozantı'daki pisliğin, işlenen insanlık dramının müfettiş soruşturmalarıyla ve 200 çocuğun Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevine nakledilmesiyle temizlenmesi ihtimal dahilinde değildir. Peki cinsel nitelikli suç ve saldırılar bu kez de Sincan cezaevinde vuku bulursa AKP hükümeti ne yapacak ve burada bulunanları nereye sevk edecektir? Zira buna benzer adli ve hukuki yaptırımlara daha önceki hadiselerde de müracaat edilmiş ancak başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Asıl mesele ise AKP'nin bozuk zihniyeti, gözü dönmüş ve aşağılık kişilere karşı sergilediği toleranslı yaklaşımıdır. Başbakan Erdoğan, suç örgütlerine aman vermedik, çetelerin hakkından geldik, göz açtırmadık türünden beyhude sözlere son vererek yönetimi altında bulunan insanlık müsveddelerine vakit geç olmadan başını çevirmeli ve hatlerini bildirmelidir. Pozantı'da çocuk mahkumların ırzına, haysiyetine, şerefine, insan olmaktan kaynaklanan dokunulmazlıklarına kasteden soysuzların ve hastalıklı ruhların cezasız kalmaması için her türlü tedbiri bir an önce almalı. Milliyetçi Hareket Partisi bu konunun takipçisi olacak ve asla peşini bırakmayacaktır. Değerli arkadaşlarım. Şimdi çok ilginç bir gelişme var. Tam da MHP lideri Bahçeli Pozantı'daki çocuklardan söz ederken geldi. Doğan Haber Ajansı, DHA ya da Anadolu Ajansı'ndan henüz bu konuyla ilgili bir haber geçmedi. Kaynağım şu anda bu haberi verirken kaynağım Dijre Haber Ajansı DİHA ile Biyanet internet sitesi onu belirteyim. Ama diğer ajanslardan arkadaşlarımız da takipte bu notu da ekleyeyim. Şu efendim Pozantı'daki çocuklar haberini yapan Özlem Avuş adlı genç bir gazeteci. Bir iki gazeteciyle birlikte KCK operasyonu diye gözaltına alındı, gözaltında. Yani Pozantı cezaevi haberini yaptığı için böyle bir bağlantı var mı? Burası Türkiye olduğu için biz bu bağlantıyı kurarken çok haksız sayılır mıyız? Orhan Aydın ne diyorsunuz yani? Paranoyak mıyız yoksa takip mi ediyoruz? Gerçekten şaşakalıyoruz. Yani tam da bildirimizde tanımladığımız için işte kaygı bu yüzden. Bu yüzden reddediyoruz. Bu durumları reddediyoruz. Pozantı yalnız bizim değil, dünya insanlığının gözünün önünde yaşanan bir durum. Pozantı bütün dünyaya haber oldu. Öyle mi? Tabii buradan yani, geri adım atamayız. Öyle mi diyorum buradan hani? Buradan geri adım atamayız. Şimdi Pozantı gerçeğini ortaya çıkartmak bir gazetecilik başlı başına. Ve bu devletin utancı orada yaşananların tamamı. Onlar bizim çocuklarımız. Taş da atsalar, hırsızlık da yapsalar, yan kesicilik de yapsalar, soygun da yapsalar, onlar bu ülkenin yurttaşları, bu ülkenin çocukları. Hangi cezaevindeler? Çocuk cezaevindeler değil mi? Onlar orası çocuk cezaevi. Tabii. Yani onları niye orada tutuyoruz? Eğitmek için, topluma yararlı, faydalı insan haline getirmek için tutuyoruz. Başlarına gelen utanılacak bir durumdur. Bunu haber yapmak başlı başına bir gazetecilik. Bunu tutuklamak, bu gazeteyi tutuklamak utanç verici bir durum değil mi? Bu durumu ortaya çıkardı diye. Şimdi ben sabah basını izledim, baktım. Dün akşam baktım genel biçimde haberleri, yerel haberlere de bakıyorum. Adana bölgesindeki yerel televizyonlara da bakıyorum. Sabahleyin geldiğim zaman sizin burada gazetelere baktım, gördüm. Şimdi o çocukları Pozantı'dan o hapishanenin koşulları elverişli değil diye Ankara Sincan'a taşıyorlar. Cemselerle, araçlarla, otobüslerle tıka basa doldurup içerisine yani tam bir adi tutuklu muamelesi yapıp o çocuklara Ankara'ya taşıyorlar. Aileler arkasından ağlıyor.
bu ülkedeki yurttaşlarımızın hepimizin şu ya da bu biçimde bir aile yapısına ve geleneğine inanmış, bunun üzerine kurulmuş bir toplum olarak hepimizin çocukları var. Çocukların arkasından ağlayan kadınların gözyaşları bu girici, bu dayatmayı bence boğar diye düşünüyorum. Bunun karşısında durmalıyız. Ankara'ya götürülmesine karşı çıkıyorlar. Tabii ki karşı çıkıyorlar. Yani hemen yanı başındaki çocuğunun alınıp oralara götürülmesi. Ben Ankara'ya nasıl gideceğim diyor anne. Nakil aracının arkasından koşarak ağlıyor. Babalar aynen çaresiz durumda. Şimdi bu bir çözüm değil. Şimdi mi aklınız başınıza geldi diye sormak gerekiyor Sayın Adalet Bakanı'na. Sayın Hükümet'e sormak gerekiyor. Pozantı cezaevi kaç yıldır var? Şimdi mi aklınıza geldi? Bu haberi ortaya çıkartan arkadaşımı bu alanda tutuklamayı galiba Adalet Bakanı'nın kendisi açıklaması gerekir diye düşünüyorum. Ya da bu tutuklama emrini veren Emniyet Müdürü kimse kendisinin açıklaması gerekir diye düşünüyorum. Gerçeği ortaya çıkaran her gazeteciye bir yafta asılıyor. Mustafa Balbay için de aynı şey yapıldı. Ahmet Şık için de aynı şey yapıldı. Nedim Şener için de aynı şey yapıldı. Gerçeği ortaya çıkartan bütün arkadaşlarıma şu ya da bu biçimde bir yafta asılmaya çalışılıyor. Biz sanatçılar girişimi olarak bu durumu reddediyoruz. Bunu çok büyük kaygı verici olarak buluyoruz ve buradan bir dönüş noktası olması gerektiğine inanıyoruz. Şimdi aile meselesine ben tekrar dönmek istiyorum. Bunun hukukta yeri var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Ama vicdan şunu söylüyor ve buna uygun da bir hukuk yolu, bir yöntem bulunabilir diyor. Çocuk mahkemesinde yargılanan, çocuk cezaevinde yatan, yani çocuk işte adı üstünde ailesinden ayrılmamalı. Eğer ayrılırsa ailesinin onu hani sıradan var ya işte alıyorlar o cezaevinden bu cezaevine adli hükümleri dediğiniz gibi gönderiyorlar. Ailesinden ayrılmamalı bir. Eğer efendim oradaki koşullar zaten iyi değildi, şimdi mi aklınıza geldi diye gerçekten sorarlar öyle da yani. Gerçekten yani. Ailelerin haftada bir çocuklarını görebilmesi için Ankara'ya gitmelerini sağlayacak ödenek bulunmalı. Nasıl? Bu ülkede mi olacak bu? Ben buna inanmak istemiyorum. Yani mümkün değil diye düşünüyorum. Yani bunun için galiba bir 20 yıl, 25 yıllık bir yeni bir sürece ihtiyacımız var. Bu ülkenin çağdaş, demokratik, uygar bir ülke, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke olmasına ihtiyaç var dediğiniz şeyin olması için. Ben şu anki koşullarda ben bütün bir ülkenin şu ya da bu biçimde cezaevleri açısından 12 Mart ve 12 Eylül süreçlerinden sonra çok büyük bir toplama kampına dönüştürüldüğünü düşünüyorum. KCK operasyonları için de aynı şeyi düşünüyorum. Ergenekon operasyonu için de aynı şeyi düşünüyorum. Balyoz için de ve türevleri için de aynı şeyi düşünüyorum. Şu ya da bu biçimde sorgusuz, sualsiz insanlar sabahların köründe, gecelerin karanlığında, evlerinden, gözaltlarında ne için alındığını bile bilmeden, savcı karşısına çıkmadan ya da emniyette sorgusuna alana kadar ne için tutuklandığını bilmeden gözaltlarına alınıyor. Bu listeler bir yerlerde yapılıyor. Bu aklı birileri ortaya koyuyor. Bunun yandaşları bunu yüksek sesle şu ya da bu biçimde seslendiriyorlar. Ben 40 yıllık bir tiyatro oyuncusuyum. Yüzlerce tiyatro metni okudum, yüzlerce sinema senaryosu okudum, film senaryosu okudum, dizi senaryosu okudum, işlerinde oynuyorum. Böylesine ustaca yazılmış bir senaryoyla inanın karşılaşmadım. Değil mi? Bu, evet, çok büyük azap verici. Bu kurgu nasıl yapılıyor, nasıl gerçekleştiriliyor, bunu algılamakta gerçekten zorlanıyorum. Çünkü birdenbire oluyor her şey. Şimdi bakın şu durum birdenbire olmuş bir durum değil mi? Yani şu ya da bu biçimde biraz sonra bu ana haber bültenlerine düşecektir, evet. Bilinecektir. Yani evet. Bir de evet. Gencecik bir insandır mutlak bunu ortaya çıkartan. İçeride şu ya da bu biçimde bağlantısı vardır. Ya kardeşi oradadır, ya akrabası oradadır, ya bir şey. Ancak öyle çıkmıştır ortaya. Başka türlü ortaya çıkartma şansı da yok maalesef bu gerçekleri. Şimdi her şey oluyor, birdenbire oluyor. Listeler yapılıyor dediniz. Öyle düşünüyorum. Günlerdir hakikaten listeler yapılıyor. 28 Şubat tartışması vesilesiyle bazı köşelerde bazı isimler alenen hem de şöyle yakında yargı öne çıkacaklar, yakında gözaltına alacaklar, yakında tutuklanacaklar diye hani bir savcıdan ya da emniyet yetkilisinden, İçişleri Bakanı'ndan falan ki onun bile söyleyememesi lazım. Bir gazeteci ya da birkaç gazeteci bunları yazıp çizebiliyor. Manşeti çıkartıyorlar efendim. Tabii. Oda TV davasının manşeti çıkardılar. Karar almadan henüz. Ara kararı bile ortada yok. Mahkeme ara vermiş. Kararın ne olduğunu yayınladılar. Evet. Ya bunu yaşadık bu ülkede. Şimdi bugün bir köşe yazarı bu 28 Şubat meselesine ve 28 Şubat'ın 15. yıl dönümü. Bu arada şunu söyleyeyim. Yılmaz Özdil bugün gene
Hince bir yazı yazmış. Diyor ki niye 10. yıl dönümünde çıkmadı bu olaylar? İşte 12, 13, 14 değildi, şimdi çıktı. Sadece 15 yıl gibi bir hani yuvarlak rakam mıdır? Acaba demiş sonra da Erbakan öldükten sonra olduğu için olabilir mi? Yani Erbakan öldü ve 28 Şubat tartışmasına hani artık girmez diye düşünüldüğü için mi bilmiyorum ama bir gazeteci, ben size onun adını sanını vermeyeceğim. Dolayısıyla fotoğrafını da göstermeyeceğim. Çünkü bir tahmin yürütmenizi istiyorum. Şimdi izleyeceğiniz ifadeler acaba kime ya da hani nasıl fikir yapısındaki bir gazeteciye ait olabilir? İzleyelim, devam edelim. 28 Şubatçılar andışlıyordu. Şimdi savcılamak revaçta. İspiyon sezonu açıldı. Herkes müstahak gördüğünü ispiyonluyor. Çete halinde cürüm işlediği varsayılan mücrim gazeteciler avına çıkıldı. Meslek günahlarına bulaşmış gazetecilerden değil, örgütlü suça iştirak etmiş ağır cezalı suçlulardan bahsediliyor. Yazılan her yazı bir suç duyurusuna dönüşüyor haliyle. Her öz eleştiri bir organize suç itirafı sayılabiliyor. İtirafçılarla iftiracılar birbirine karıştı, muhbirle mücrimi ayırt etmek zorlaştı. Bu tartışmaya taraf olmak gelmiyor içimden. Örgütlü suç soruşturması bu. Azmettiricisi, uygulayıcısı, yardım ve yataktısı olmalı. Alın size, haber ve yazı süreçlerini dibi olmayan bir suç zincirine çevirecek o soru. Faillerin suç ortakları, işbirlikçileri kimlerdi? Nerede duracak soruşturma? Sokaktaki gazete satıcısına kadar uzanacak mı şebeke bağlantısı? Belirsiz. Çete halinde gazetecilik eylemi yargılanacak. Linç psikolojisinin hakim olduğu bir ortam için kimse sağlıklı bir tartışma ortamı diyemez. Eleştiren ister istemez muhbirleşiyor, eleştirilen de otomatikman mahkum iskemlesine oturtuluyor. Buna tartışma denmez, şeytan taşlama ameliyesi denir. Bu saatten sonra hukuken suçlamaksızın eleştiride bulunma imkanı yok. Her yazı işleme konacak bir ihbar yerine geçiyor. İsim verilerek yapılan her hatırlatma bir çeşit ispiyon. Üç seçenek var. Ya ispiyoncu, ya itirafçı, yahut iftiracı olunacak. Ben üçünü de reddediyorum. Kim bu yazar? Bir iki tahmin gelmiş. Özellikle biri son derece doğru şekilde bilinmiş bir izleyici. Efendim, bu yazar Akif Beki. Evet. Akif Beki hani altına pek çok kişinin imza atabileceği bir yazı kaleme almış. Hakikaten başbakanın bu kadar yakınında bir insan, belli bir fikir yapısındaki bir insanın bu noktaya gelmiş olmasını ben kendi adıma önemsiyorum. Bir not daha vermem lazım. Bu da çok önemli. Şimdi az önce söyledim, Akif Bekir'in birlikte durmayı reddettiği o isim veren, listeler veren yazarlardan biri Mehmet Baransu. Listedeki Baransu'nun söz ettiği isimlerden Zafer Mutlu, Sabah Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni, Ahmet Altan'a bir telefon mesajı geçmiş. Hem 28 Şubat'ın iftiralarından şikayet edip bugün daha beterini yapmak ayıp olmuyor mu diye. Ahmet Altan çok önemli bir karar vermiş. Onun için paylaşıyorum bu notu sizlerle. Diyor ki ben başka gazetelerde yazı yazarken yazılarıma karışmaya kalktıklarında büyük tepki gösterdim. Birkaç defa bu nedenle istifa ettim. Onun için bu gazetede yazarlara hiç karışmadım. Ama özel zamanlardan geçiyoruz. Elde bir belge, bir kanıt, açık bir tanıklık olmadan insanlara dehşet salınmasına, onların korkutulmasına kesinlikle karşıyım demiş ve eklemiş. Bu konularla ilgilenen yazar arkadaşlarımdan rica ettim. Bundan böyle ellerinde kesin bir belge ya da tanıklık olmadan isim vererek insanları tedirgin edecek yazılar yazmayacaklar. Şimdi belge olmadan deniyor mu? Belgelerin de nasıl belgeler olduğunu tabii. Belgeler Sayın Altan'ın gazetesinde valiz valiz dolaşıyordu. O zaman kim üretti onları? Yani bunları yaşadık değil mi geçtiğimiz süreç içerisinde? Mehmet Baransu mu beyefendinin adı o gazetenin?
çalışanlarından bir tanesi yani. Ama gene de bu tabii Ahmet Altan'ın şeysi. Bir yere gelinmiş demektir. Hassasiyeti. Evet, dileriz öyle sürer. Devam dileriz. Eder. Evet. Şimdi bu pozantı meselesinden işte bütün bunlara listelere hani içki bütün kötülüklerin anasıdır ya da sigara ya da her neyse. Şimdi medya bütün kötülüklerin anası oldu. Medya derken sadece gazetecileri de kastetmiyorum. Aslında kamuya bir şeyler anlatan insanları. Düşüncelerini söyleyenler diyelim. Buna tabii sanatçılar da dahil. Şimdi bu çok üzücü bir yerde durmuyor mu? Yani biz nasıl demokratik, çağdaş, bağımsız, eşit, özgür bir ülke olacağız? Bu ülkenin sanatçıları, aydınları, yazarları, çizerleri, bu ülkenin medyası eğer düşüncelerini yüksek sesle söyleyemeyecekse, bu hükümet gerçeği nerede bulacak? Kendi baktığı ufukta mı bulacak? Bir eleştiri kültürü olmadan nasıl kendini zenginleştirecek, nasıl kendini değiştirecek? Ben burada bir art niyet arıyorum ve bunun bu despotik dayatmanın da bir sonucu olduğuna inanıyorum. Susturma kültürü, faşist anlayışların, gerici anlayışların ruhuna işlemiş ve onu hep dışa vurarak kendi yaşamını sürdürebilmiş bir durumdur. Ülkemizin gelip durduğu nokta bu. Birisi bir yerde sistemle ilgili, AKP ile ilgili, bu hükümetle ilgili bir laf ediyorsa, bir işleyişle, bir icraatla, herhangi bir durumla ilgili bir laf ediyorsa, şu ya bir biçimde kendisi bile yapmıyorsa, yandaş bir gazetecisi, yandaş bir televizyoncusu hemen bu konuda bir haber yapıyor ve bunu yaftalıyor, etiketliyor ve ülkenin gündeminde neredeyse vatan haini ilan ediyor. Buradan çıkış yok. Bu ülkenin yurttaşları da, bu ülkeyi yürütenler de bunu bilmeliler. Biz bunu reddediyoruz. Buradan yani sanatçılar yok. Girişimi ve bildirisinin anlamı da bu herhalde. Evet, evet. Peki kime hitaben bu bildiri? Bunu bütün dünya kamuoyuna, hem ülke kamuoyuna, hem dünya kamuoyuna, hem bütün parlamentoya. Meclise. Evet. Peki başbakan geçenlerde dedi ki TÜSİAD'a bu 444 meselesi için kendi işinize bakın. Hani bu siyasi parti işidir. İstiyorsanız siyasi parti kurun dedi. Sizi dinleyeceklerini mesela iktidar kanadından ya da başbakanın bir öngörünüz, bir umudunuz var mıdır? Vallahi gerçekten yok. Çünkü mesela bu bildiriyi biz kamuoyuyla paylaşalı bir hafta olacak yarın. Yani 7. günde gireceğiz. Hükümet kanadından yani mesela bu ülkenin kültür bakanı, bunlar kültür ve sanat insanları çünkü biz bunu yani bu okuduğumuz isimler, buradaki yaratıcılar, bu ülkenin çok bildiği aydınları, yazarları, çizerleri, sanatçıları. Şu ya da bu biçimden arkadaşlar nedir durum ya? Siz bir şey paylaşmışsınız kamuoyuyla, deklare etmişsiniz bu nedir diye bizi arayıp soran, eden falan filan olmadı. Böyle bir şey olmadı ama şimdi demokrasi kültürü ya, bir örnek vermek isterim. Komşumuz Yunanistan, sokak kaynıyor. Hayat başka bir yere doğru kendini seyirmiş durumda. AB politikalarına karşı ülkenin sosyalistleri, komünistleri, anarşistleri, sıradan sosyal demokratları, çalışan, üreten insanların tamamı hak gasplarına karşı, dayatmalara karşı sokağa çıkmış durumdalar. Elbette şu ya da bu biçimde bankalar taşlanıyor, başka ülkelerin elçilikleri, konsoloslukları taşlanıyor, bilmem ne oluyor. Bütün bunlarda bir ortak duyarlılık yaratılması gerektiği konusunda halkın da sağduyu sesi olarak 82 yaşındaki Mekis Theodorakis, ölüm döşeğinden kalkıp sokağa çıktı ve insanların elinden tuttu ve orada bir barışık, kardeşlik, birlikte davranmak, birlikte ülkenin bağımsızlığını savunmak için ortak bir duyarlılık göstermek gerektiği konusunda üç cümle kurdu. Aynı gün ülkenin Kültür Bakanı Mekis Theodorakis ile görüşme yaptı. Biz burada, çok özür dilerim ama yani Mekis Theodorakis'in durumunun çok da ötesinde, burada onlarca Mekis Theodorakis var. Bu ülke adına söylüyorum bunu. Bu bizim sesimiz, soluğumuz. Biz bu duyarlılıklarımızı bu ülkenin parlamentosuyla, dünyayla, insanlarla paylaşmak istiyoruz ve bizim dinlenmemiz gerektiği kanısındayız. Çünkü için içinden çıkılamaz bir duruma gelmiş durumdayız artık. Şimdi Nuray Şenol demiş ki sanatçıların yanındayız. Bizler de ama sade vatandaş olarak yaşananlara seyirci kalmak istemiyoruz. Biz de imzalayabilir miyiz? Bizleri de imzaya çağırır mısınız diyor. Böyle bir düşüncemiz yok. Bu bir sanatçı çoğulluğu, giderek bilecek bir yumak, bir sarmal olacak. Ama biz bu insanları bizim içinde bulunduğumuz eylemlere, etkinliklere, çünkü boş durmayacağız bu bildiriyle yola çıkıyoruz ve mutlak bunun bir karşılığı olmalı diye düşünüyoruz. İlkini de yaptık.
Hem Nedim Şener, Ahmet Şık için birlikte yürüdük arkadaşlarımızla. Aynı gün Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan için yapılan yürüyüşe katıldık. Bu konuda sesimizi yükselteceğiz. Dünya kamuoyuna bunu duyuracağız ve dünyadaki bütün basın emekçileriyle, bütün sanatsal yaratıcılarla bu durumu paylaşacağız. Bu düşüncenin önündeki en büyük engeldir bu engelin. Kaldırılması için mücadele edeceğiz. Yalnız bunlar için değil. Hı. Cezaevinde gazeteci adıyla tutuklu 106 yurttaşımız var. 106 insan. Yarısını tanıyorum ben. Başbakan ya da hükümetin diğer bakanları bu insanların yazdıklarını, çizdiklerini okumamış olabilirler. Biz de bu ülkede yaşıyoruz ve onların yazdıklarını, ürettiklerini biliyoruz, tanıyoruz, okuyoruz, çiziyoruz, görüyoruz ne olduğunu. Bu insanları da bütün dünya basınıyla ve dünya sanatçı kamuoyuyla paylaşacağız. Bir de Sivas konusunda galiba bir girişiminiz olacak. Gene bu aynı grup adına zannediyorum, evet, değil mi? Evet, olacak. Sivas davası çünkü bir hafta sonra zaman aşımına giriyor. İnsanlık suçu olduğu halde artık kapatılacak. Evet, ve 6 kişi, kaçak 6 kişi ki bunların bir tanesi kaçakken ehliyet almış, evlenmiş, askere gitmiş gelmiş. Hani nasıl bir şey artık hani... Öbürü arandığı halde evinde ölü bulundu. Yani bunların mazereti yok. Onlarcası başkasına sıvasılıklarından biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş vermişti biliyorsunuz. Evet. 2 sene önceki haberlerde. 7 gün kaldı. Evet. Ne yapacaksınız? Şimdi çok bu konuda yoğun bir kaygımız var ve bu durumu da reddediyoruz. Çünkü Sivas'ta yakılanlar bu ülkenin insanları olmakla birlikte burada isimleri olan bütün arkadaşlarımızla dostları, yakınları. Metin Altıok'ta, Behçet Aysan'da, Asaf Koçak'ta oradaki 33 insanın tamamı şu ya da bu biçimde bizim de dostlarımız. Biz de orada olabilirdik. Bu çok net, çok açık. Orada olabilirdik. Yani ben o gün eğer bir oyunum vardı, olmasaydı ben 2 Temmuz Kartal'da Açık Hava Tiyatrosu'nda, Açık Hava sahnesinde oyunum vardı. Yoksa orada olacaktım. Benim gibi onlarca arkadaşım orada olacaktık. Şimdi dolayısıyla orada yananlar bizim canlarımız, bizim yüreklerimiz. Şimdi bu devletin gözlerimizin içine baka baka işlemiş bir cinayet karşısında suskunluğunu bunca yıldır sürdürmesi, 19 yıllık zaman diliminde süren bir mahkemeler zincirini düşünün, bir türlü karara bağlanamayan bir mahkemeler zincirini düşünün. Bu konuda müdahil olan bütün sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, hukuk bürolarının, baroların, aklınıza gelen muhalif insanların tamamının söylediklerini doğruluyor. Demek ki bu cinayetin içinde şu ya da bu biçimde devletin eli var. Eğer devletin eli olmasaydı şimdiye kadar bu çoktan ayıklanırdı diye düşünüyoruz. 19 yıl süren bir insan hakları ihlali davası olabilir mi? Ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç acaba zaman aşımına uğratılabilir mi? Bunu yeniden düşünmeliyiz. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza koymuş olan bir ne kadar uygulamasa bir ülkeyiz şu ya da bu biçimde. Şimdi biz önümüzdeki pazartesi günü itibariyle Ankara'da olacağız. Bir grup arkadaşımız 15'e yakın, içinde Rutkay Aziz'in, Levent Kırca'nın, Mehmet Aksoy'un, Mehmet Güler Yüz'ün kalabalıkça sanatsal yaratıcı arkadaşlarımızın olduğu bir grup. Ankara'da parlamentoda meclisi bulunan partilerle milletvekilleri bu meseleyi görüşeceğiz. Salı günü de dava var. Salı günü sabahleyin de zaman aşımı diye varsayacağımız günün olduğu günde dava var. Orada o insanlıkla beraber olacağız. Bu konuda sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir teklif var. Bunun takipçisiyiz. Bir an önce parlamentoya inmelidir. MİT'le ilgili yasayı bir gün içerisinde geçiren 19 yıldır insan hakları konusunda en büyük ayıbımız olan Sivas'la ilgili zaman aşımı meselesini 3 saatin içerisinde çözebilir. Kesinlikle. Yeter ki insanlıkla ilgili ama bir duyarlılıklar olsun. Bildiğim kadarıyla AKP bu konuda 10 kadar başvuru oldu. Dediğiniz gibi yani zaman aşımına girmesin. Evet, dün akşam diye. Mesela benim için saygındı açıklaması. Dün akşam bir açıklama izledim. Sayın Hayati Yazıcı, Sayın Bakan evet. Olamaz, olmamalı demişti. Zaman aşımına uğramamalı demişti ama bu bir iyi niyet midir, altında başka bir şey aramak mı gerekir? Gerçekten algılamakta zorlanıyorum. Dilerim AKP'nin içerisinde de bu tür düşünen insanlar var. Ama burada soru işaretleri oluşuyor bu tür düşünen insanlar var dediğim zaman. Çünkü Sivas davasındaki sanıkları savunan avukatların 8 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olarak parlamentoda oturuyorlar. Bu yüzlerce soru işaretinin oluşacağı yeni bir süreç değil mi ülkem için? Bence zaman aşımı meselesi kesinleşecek ve bu ayıp bu ülke insanlığının, yalnız bu hükümetin değil, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ve hepimizin alnında kara bir leke olarak kalacak, bir utanç olarak kalacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani daha söyleyecek çok şey var belki ama hakikaten yani saatlerce anlatsanız konuşsak yetmeyecek.
Efendim, Orhan Aydın da konuğum. Sanatçılar girişimi sözcüsü aynı zamanda, bildiriyi de okuyan isim. Sözcü demeyelim, sözcü ama demeyelim yani sözcü. Çünkü 7-8 en azından sözcü onların olarak, sesini bu stüdyoda dinlendiren diyelim. Konuğumdu. Onlara en azından teşekkür ederek katılabiliriz. Yüreklendirerek katılabiliriz. Reklamlardan sonra birlikte olmak üzere efendim. Tekrar teşekkürler. Sevgili Orhan Aydın. Efendim, yarın yeniden birlikte olacağız ve yarına kadar güncel gelişmeler CNN Türk ekranlarında olacak. Şimdi de AKP grup salonuna gidiyoruz Başbakan Erdoğan'a kulak vermek için. Hoşçakalın efendim.